2, 3, kayıt. Nereden başlasam anlatmam korku. Ama içme abi, bir dur artık. Tamam, bir hareket de etme. Tamam, bak seni var ya mumla arattım. Bak gelen gideni aratır ya. Seni var ya mumla aradım takipçiler, biliyor musun? Yazdılar Rabia gelsin, Şizen gelsin. Bak Rabia'ya da tamamız. Ne olur. Hani seni aradılar mumla. Merhaba, 56.808 kişilik aşiretim, ailem. Yüzümden de anladığınız gibi evdeyim. Eylül'ü gördüm. Yeğenim. Ve moralim çok mutlu. Moralim mutlu ama. Yok, fark etmez, ben buraya bakacağım. Artık kameraya bakmayı öğrendim sana. Deyip böyle bakıyormuş ufuy sana. Neyse, biliyorsunuz Türkiye'de ünlüler tükenmişlik sendromuna giriyor. Birinci örneği Meryem Üzerli, iki ben. Meryem Üzerli ülkeye geri dönmedi ama ben bu ülkede yaşadığım için mecburen YouTube videolarına geri döndüm. Yapacak bir şey yok. O yüzden bugün dedim ki size Instagram'da. Kolok. Ya şimdi kızlar özentisiniz demeyin. Biz zaten bunu ne çok derdim var şey falan. Ne çekmişsin be, ne çok şerefsiz sığdırmışsın hayatına serisinde yapıyorduk. Şimdi daha kısa ilişki hakkında. Diyeceğim hani bana bir şeyler söyleyin, ben sizin ilişkilerinizi onarayım. Bakın Rabia ablam söyleyecek şimdi. Çünkü neden? İlişkisi olan birini istedim yani. Ay ne çok konuştum. Ama rahat olunca insan konuşuyormuş, biliyor musun? İnsanın evi başka ya. Ya abi evi başka. Neyse. İşte Rabia'yı getirdim karşınıza. Çünkü onun uzun süreli bir beraberliği bu var. Bu arada Survivor'ı bırakıp buraya yani video çekmeye geldim. Zaten bir tur daha Survivor'ı izleseydim babam yatağından kalkıp seni dövecekti. Öyle bir bağırıyor ki. Başla. Dur. Mayonezi çok merak. Mayonezi ve pitim de yanımda. Buyurun. Arkadaşlar ben her türlü marka mayonez kullanıyorum. Hiç sıkıntı değil benim için. İnanır mısınız? Burcu'ya bile alıştım. Öğrencilik zor. Ama Burcu'nun nasıl acı sosu. Of. Burcu çirkin mi mayonez olarak? Ya bence çirkin ama acı sosu çok iyi. Dedem şunu çok çiğnemedin herhalde. Şey dur. Git onu da getir, mutfakta var. Bittikçe koyarız. Rabia'nın çizilerini üzerine koydum. Okuyorum. Oku. Sevgilim sürekli ev boş, gelsene. Bizim ev çok güzel, koltuklar çok rahat. Gör, ileride evlenince bizim eve de alırız diyor. Sence ne düşünüyor? Adam ileriyi düşünüyor bak ama şey de, ileride evlenince bizim eve de alırız. Seni eve atacağım ben. Seninle bir şeyler yaşayacağım ama ileride evleneceğim de diyor. Sakın kanıp gitme bu arada. Şimdi ben böyle diyorum diye gidersin çok kötü olur kızım. O çocuğun niyeti, bu arada evin nasıl bu kadar boş olabilir ki? Bizim ev hep dolu. Bizim milletin evi boş oluyor ya, çok garip ama bence sakın gitme. O çocuk ne için kullandığı belli. Gitme ama evleneceğiz de diyor. Bir tart, bir aklında bir tart. Belki evlenebilirsiniz. Bu evde evlilik çok önemli. Bunu biraz... Sevgilimin arkadaşı sürekli bana bakıp gülümsüyor. Bir teklif etse tamam diyeceğim ama sormuyor. Ne yapabilirim? Ben de sevgili olsun diye. Sevgilinden ayrılabilirsin. Bu öncelik yani. Hayır, sevgilisinin arkadaşı. Kızın sevgilisi abi ya. Biz daha bu cümleleri anlamıyoruz. Millet neler yapıyor? Aynen. Aşkım bacım ayrıl. Bak mesela ben sana söylüyorum. Ali, Veli ve ben sevgiliyiz. Ali'den ayrılacağım ki Veli bana gelsin. Bu arada Ali'den ayrıldığımda Veli bana bence geliyorsun da ilk Veli... Bence bak ne yap biliyorsun, biliyor musun? Ali ile Veli ilk bir küstür. Bak bir küstür, aralarını aç. Sonra sen de Ali'den ayrıl. Sonra Veli ile orta yolu bulursunuz zaten. Basit. Evet ama yani Veli de Ali ile ayrıldın diye sana koşuyorsa bil ki kızım o çocuk başkalarına da koşar yani. İnsan kankasının sevgilisine bakar mı? Bakmaz. Ama benim takipçilerim hep birbirine bakıyor. Anlamadım ki. Oğlum 7 milyar insan var. Vallahi size de biri denk düşecek ya. 250 gramla. Heyecan seviyorlardır aşkım. Benim takipçilerim seviyorlar birbirine. Insta'dan biri çok hoşuma gidiyor. Bahane bularak mesaj attım. Konuştuk. Gerisi gelmedi. Ne yapayım? Tekrar bahane bul. Aşkım şimdi şey yazacaksın. Şilan Bulak izliyor musun? Çocuğa direkt bunu diyeceksin. Mesela bir yemek story'si var çocuğun. Gördün. Herkes yemek story'si paylaşıyor. Diyeceksin ki Şilan Bulduk izliyor musun? O da yemişti bunu. Benim dünyada yemediğim bir şey kalmadı. Çünkü diyecek ki bilmiyorum ama bakayım. Sonra diyecek ki bu kız Şilan Bulduk izliyor. Demek ki bu kız çok iyi. diyecek ve hemen sana geri dönecek. Şaka. Bir tane story'sine alev malev bir şey at. Yo. şey yap ya. Tam bir tane story'sine çocuğun cevap vereceği bir şekilde bir şey yaz. Mesela cümleyi yarıda bıraksın, tamam mı? Mesela çocuk müzik grubu attı, tamam mı? Duman attı diyelim. Duman dinle. Böyle yolla. Çocuk diyecek ki ne dedi bu mal? Duman dinle. Emir mi veriyorsun sen? Hayır. 3. Ne din
yok. Üve. Çocuk merak edecek. Bu ne diyor? O konuşma oradan devam eder. Eder. Ben bu işlerde kötüyüm kardeşim. Ay ben de evlendim ya yüzüme anlamda. Hiç anlamadım. 21 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Önceden aramazdım ama artık istiyorum. Erkeklere nasıl yaklaşılır? Az önce anlattım. Şilen Buldak izliyorum. Hayır mesela bilmiyorum ki ama şimdi aşkım kişiden kişiye göre değişiyor şimdi. Hangi erkeğe yaklaşacağım? Nargile içen erkeğe mi? Porsche olan erkeğe mi? Fakir erkeğe mi? Zengin erkeğe mi? Kültürlü mü kültürsüz mü şimdi? Çok değişiyor. Kültürlüyse şey diyorum çok güzel hareketler izliyorum. Ya bilmiyorum ki. Ya yaz seni sevdim. Bebeğim aşkım aklımda. Ama bu erkeklere nasıl yaklaşılır diyor yani. Cilve yap aşkım. Bilmem ki. Bazı kızlar var çok cilveli mesela. Yaklaşmasa bile hep yaklaşıyormuş gibi düşünülüyor. Hatırlıyor musun? Ben ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum bu konuda. Kişiden kişiye göre değişmez mi bu? Şimdi senin karakterin nasıl yaklaşacağını değiştirir. Ya da şey YouTube'da çok video var erkeklere nasıl yaklaşılabilir. Ya bence olduğu gibi olsa. Hayır olduğu gibi olsun da cesaret için diyorum aşkım. Mesela bir, yok klasik müzik dinliyorum. İkinci gün cebimde 10 liram var. Ama sen diyorsun yani mesela şeye nasıl yaklaşılır yok ne bileyim nargile içene. Hani herkese göre ayırıyorsun ya yaklaşım şekillerini. Doğru. O nasılsa herkese de aynı şekilde yaklaşacak. Bence bu işler birden olan bir işler. Bir de arayışa girmek bence de saçma olur. Zaten arasan bulamazsın. Aynen arayın. Arayan belasını bulur. Sadece belamızı buluyoruz. Biz de çok aradık zamanında. 6 yıl platonik belamızı bulduk yani. Geçiyorum. Ben nişanlıyım ve kaynana sorunum var ama nişanlım çok iyi ne yapacaksın? Kaynananı çöpe atacaksın. Bu sorun bana bir yerden tanıdık geldi. Nereden diye sorma bizim mahalle. Aşkım şimdi şöyle düşüneceksin. Ben çocuklarım. Ya sen de kaynanamın bardağını almışsın. Benim ablam var Huri diye biliyorsunuz. O bu bardağı gördü kaynanasının evine Rabia'nın. Dedi ki bu bardak bizim eve gelecek. Kadın altılı setini getirdi. Böyle bir kaynanası var Rabia'nın siz düşünün. Birden altı olur. Şey yapacaksın aşkım şimdi. Hep kendi şunu hatırlatacaksın. Ben bu kaynanayla değil bu çocukla evleniyorum. Bir de benim bir yengemin bir lafı var. Abimin karısı olan yengemin değil. Mahalleden bir yengemizin. Karısının tatlı dilini görmüş. Anasının yüzünü ne yapsın? Yani şunu unutmayın. Erkek evlenince anasını bırakıyor. Öyle değil mi? Öyle bence. Ben mesela izlediğimiz bütün dizilerde de öyle. Yani siz kullanacaksınız. Hep diyeceksin ki bu kaynanası gidecek. Düğünden sonraki gün bu kaynana yok. Yok. Mesela çocuk kaynanası yemeğe çağıracak böyle diyeceksin. Hastayım bitti. Rabia çok korktu o lafı söyleyeceğim diye. Söylemedim aşkım. Beni 8 defa aldattı. Üzerine arkadaşımla yattı ama seni seviyorum. Ay seni çok seviyorum diyor. Sence ne yapayım? Geri dön. Hemen geri dön. Çocuğa de ki 13'ü tamamlamamız lazım. Ne olur geri dön tamam mı? Ne olur. Hayır ben anlamadığım şey bak. 1'de tamam, 2'de tamam, 3'de tamam. Ulan 4'e nasıl izin veriyorsun ya? 8 defa yapmış. Hayır aşkım 4'te bitirmesi gerekiyordu artık anladın mı? Buraya kapacağım. Aa bu klimanın sesi. Kapa şu an. Kökten sosun. Bakın bizim canımızı sıkanı kapatıyoruz. Kaynanan mı var? Kapa telefonu bitti. Alt kapının dibine bitti. Bitti. 8 kere mi aldatıldın? Açma artık o telefonu. Bitti. Aşkım 8 ama ya. Çift sayı ya. Bölsen 4 yani 2'ye ya. Hadi 4'ü de 2'ye böl 2 kalıyor. Anlatacağız 8 kişi nereden buldun? Millet birini bulamıyor. Kız 21 yıldır yalnız ya. 21 yıldır ya. Bari o kıza da haber verin. Senin olan bir de şey galiba tercihi de yok yani. Kız olsun yeter. Açın. Açın kız yani. Çocuğun ilk kankasıyla konuşmuştum. Şimdi onunla konuşuyorum. Benim için 12 yıllık arkadaşından vazgeçti. Başka kız için de senden vazgeçer. Ben bu örneği çok veriyorum. Biri seni aldatıyorsa senin için başkasını aldatıyorsa başkası için de seni aldatır değil mi? Hep böyle devam eder kızım. Bir de aldığı için 14 yıllık kankasının gözüne bakmayan senin gözün yaşına mı bakacağız? Şimdi çok ağır oldu.
Ama batmaz kanka. Ne Acun'la Heyman bile bitti yani. Ama Acun Şeyma'nın kardeşine bakıyor. Acun Şeyma'ya da bakıyor. Acun değer verdiğini bırakmıyor. Evet, İyi bir adam. Evet, Acun Medya. Like. Aşkım öğrencilik dönemi 40 bin lira ya. Belki bedava sponsorluk bir şey buluruz. Nasıl öğrencilik? Acun Medya'da Acun okul var ya. Evet, orada 40 bin mi? Okuyanlar 40 bin mi okumayıp okuyor? Hı. Ben ne sanıyorum biliyor musun? Acun yardım ediyor okulda. Hey, sokakta biri geçiyor. Bak canlandırıyor, sen Acun ol. Bana diyor ki, sen ünlü mü olmak istiyorsun ben? Sokakta yürüyorum ben. Kafanı çok kaldırma. Acun'u görüyorum, Acun Bey, Acun Bey! Ünlü olmak istiyorum, beni alın. Acun da şey diyor, bakayım. Bugün bayağı fazla param var, gel. Ne bileyim, ne bileyim ya. Neyse, hadi. Kızım seni üzerler. İt gibi aldatıldım. 4 sene geçti. Bir aklıma düştü son flörtümden ayrılınca. Ben mal mıyım, dönsem mi? Malsın. Ay aldatılmayın kız artık yeter. Ben seni takipçilerin hep aldatılıyor ya. Bir de ben, mesela aldatılmanız sizin sağlıklarınız değil, tamam mı? Çünkü o puştun yapacağı bir şey, tamam mı? Sen dünyanın en güzel Elizabeth ol, Elizabeth de aldatılıyor yani. Hangi Elizabeth? Yani ama siz aldatıldıktan sonra affediyorsunuz ya. Ben bunlara salaklık diyorum. Hadi aşık ol bir kere affet. Abi ikinciyi de affediyorsunuz siz. 4 yıl da geçmiş aşk o yani. Zaman aşımına uğramış. Bırak. Vallahi 4 sene sonra nasıl aklına düştü? Deyip 6 yıllık pardon iyi mi olmadı? 7 oldu kusura bakmayın. Okuyorum. Kime aşık olduğumu seçemiyorum. Ne yapmalıyım? Aşık olup olmadığımı nasıl anlarım? Ben buna çok iyi bir tavsiye vereceğim. Dur bak. Biz Ayşegül'le yurttaki arkadaşım, Muğla'daki en yakın arkadaşlarımdan biri. Saçımıza bir şey süreceğimiz zaman karar veremiyoruz. Rakamlandırıyoruz. Mesela Helen Shoulders 1. Hadi Şahir 2 falan, tamam mı? Sonra diyoruz ki 1, 2, 3, 4, 5 seç birini. O hangisini seçerse onunla yıkanıyoruz. Anladın mı? Bu çocuk bu kız da erkeklerin numaranı bulacak, tamam mı? Tabii. Aşkım karar veremediği için numaralandıracak. Sonra diyor ki bir arkadaşına, kanka mesela diyelim 100'e kadar hoşlanıyor bu kız. Elin yorulur 100'e kadar yazacağını, bir 10 en fazla yap yani. Diyecek ki kanka diyecek. Birden 10'a kadar bir sayı seç. Hop açacaklar eline. 7 mi geldi? Bak 7'de Ahmet yazıyor. Aa Ahmet benim kocam. Anladın mı? Anladım. Biz böyle yapıyoruz. Bir de şey, bir tane de hadis-i şerif anlatmak istedim. Hadis-i şerif değil bu arada. Şey, bildiğiniz Facebook'ta hikayeler düşüyor ya önümüze. Bir gün dünyanın en yakışıklı erkeğine bir kız peşinden koşuyor, diyor ki ben sana aşığım. Adam da diyor ki bana aşıksın tamam ama benden daha yakışıklısı var. Bak arkamda kardeşim var diyor. Kız da arkasına bakıyor. Diyor ki yok ki orada yakışıklı biri. Adam da diyor ki bana aşık olsaydın arkamdakine bakmazdın. Anladın mı? Demek ki sen hiç kimseye aşık değilsin gülüm. Takıl yani kafana göre. Ama sayı numarası verdikten sonra bu ne? Ama bak biz bunu saç ürünlerinde, mesela diş macununda falan kullanıyoruz. Hangi kıyafeti giyeceğimizde. Erkekler üzerinde hiç kullanmadık biz bunu. Daha önce denenmemiştir. Evde kullanmayız. Sen seç kanka hangisinse yani. Sen varsan başka, sen yoksan başka diyor. Hiç çabası yok. Seven öyle der mi? Şerefsiz. Yani şey diyorum. Sen varsan tamam, sen yoksan başka kızlar. Umurumda değil. Seven bunu demez. Seven senin peşinden koşar. Bakın Esat'a, Masumlar Apartmanı'nda Sidikli Gülben'e neler neler yaptırdı. Ben izlemiyorum. Hani Gülben'e hastaydı. Gülben artık hasta değil. Neler neler yani. Seven erkek koşar peşe. Bu kadar. Kısa ve net. Bizim peşimizden kimse koşmadı ama aga. Hep biz koştuk peşlerden, anladın mı? Bitti soruyor değil mi? Yok bitmedi. Söylüyor. Şilan eski sevgilim üniversiteyi şehir dışında kazanmadı. Aynı şehirdeyiz. Sence ilerisi için umut var mı? Aşkım senin delilik seviyesi. Çocuğun puanı yetmemiş olabilir mi acaba şehir dışında? Senin kim kaldı? Bir de erkekler öyle insanlar ki yaptıkları her şeyi vuruyorlar bize. Eğer o çocuk senin için o şehirde kalsaydı çoktan gelip sana derdi. Ben senin için bu şehirde kaldım diye. Demez miydi derdi. Ya aşkım ben umutlanma demiyorum, sen zaten umutlanmışsın yani. Bana yazdığına göre hani döner mi diye.
Yaparsınız. 4 yıl okul bitecek. Bak bakalım okul bitene kadar sevgili yapıyor mu? Yaptı diyelim, evleniyor mu sevgilisiyle? Anladın mı? Bunları bir kur kafanda. Olmadı en kötü. Sen dersin çocuğa. Hani kuzenin muzenin var mı sana benzeyen? Beraber olalım dersin yani. Mesela abi senin ilişkinde çıkmalı çıktığın bir soru falan var mı? Yok. Evlenebilecek miyim? 5 ay sonra evlenelim değil mi sen? Biraz da bundan konuşalım. 5 ay değil be, 7 ay. Aşkım sen şimdi. Ne zaman evleniyorsun söyle. Ocak. Ocak bitti. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Serkan bunu dinleyecek, kalp krizi geçecek. Aşkım Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Daha bugün baktık 7 ay 29 gün var. Oha. Bütün takipçilerimiz 1 lira yollasa, dolara yatacak, dolar artsa sana ev alırız. Ben de öyle yapacağımızı bütün takipçiler beni Instagram'dan bir takip etsin. Hadi 10 bin olayım ya. 10 bin olayım. Aşkım 10 bin olabilecek miyim? Sana soruyorum. Allah'ın hikmeti. Diyorum ki. Mesela internette nasıl ünlü oluyorsun? Mesela bana bir şanslı benim tutması. Benim tutması gerçekten şanslı. Ünlü değilim de. Ama senin mesela başlayacaksın böyle içerikler üretmeye, anladın mı? Her haftada 4-5 video atacaksın. Zamanın var mı? Yaratacaksın kanka. Tamam kanka. Afiyet olsun kanka. Ya sen ne yedin ya? Ağzım yaradı ya, tam yemedim. Ben var ya kaykay yurdunda var ya, bunları yiyemiyordum biliyor musun? Bir pilav yapıyorlardı. Ya tam diri ya da tam yanık. Ecem de bahsediyor, çok çirkinmiş. Ecem kaykada mı kalıyor? Evet, yurtta kalıyor. Bilmiyordum. Benim yurdu çok soğuk. Kıyamam. Ben bizim yurt çok sıcak biliyor musun? Allah'ım şu camı aç. Ben şimdi de ne bekliyorum? Bir saniye. Ben eski odamda mesela camı oda değiştirdim bu yılda. Gelecek anıları. Okul bitsin gelecek. Ayşegül ne arkandan konuşacağım? Ayşegül oda konuşacağım. Hayır be. Oda arkadaşım da arkasından konuşmayacağım. Ya şaka yapıyorum. Ben önce insana yüzüne de, söylüyorum. Neydi? O çocuğun ismi de vardı. Bir de bir tane daha kız vardı. Yunus Emre. Zehra. Zehra. Salaksın ya. Bak şimdi. Neyse ben ilk odaya gittim. Abi kapıyı kapatıyorlar, camı kapatıyorlar. Kare bir odadayız. Ben gece terliyorum. Böyle bir şey olamaz. Ben de her gece milim milim camı açtım, tamam mı? Alıştı mı? He. Alıştılar. Kışın yapıyorsun onu. Gittiğimden beri hala da açıyorum böyle. Ben gittim, kızlar hala odada camı açmaya devam ediyormuş, biliyor musun? Aptal soğuk. Bir de benim ayağımı sürte sürte yürüyorum ya. Adım atmıyorum. Ayşegül de artık. Kaç kişisiniz? 4 kişi kalıyoruz. Ayşegül de artık ayağını sürtüyor böyle fit fit fit. İnsanları kendime benzetiyorum. Ben insanlar birbirine benzer. Gerçekten benzer. Zamanla herkes birbirine benzer. Ay var ya, yurtta yemeğe verdiğim parayı var ya. Şimdi var ya kendime bir ev kirası çıkmış lira. Neden, ne kadar veriyorum? Her gece dışarıdan. He, ben hani yurtta yiyorum diyor ya. Bir de diyor ki yiyemiyorum. O zaman dışarıdan söylüyorsan yiyebiliyorsun şimdi. Yurtta yiyemiyorum. Tamam, dışarıdan yiyorsun sonuçta. O ben değil. Dışarıdan ev yemeği sipariş etmem. Kriter ama. Ben dışarıdan ev yemeği sipariş etmem. Ne sipariş ediyorsun? Popeyes. Hamburger. Popeyes. Arby's olsun. Pizza. Bunları sipariş ediyorum. Çok şey sipariş etmem. Peki neden video çekmiyorsun? Yurtta alan yok. Bak şimdi. Ben yurt oda arkadaşıyız. Sen diyorsun ki ben odam kamerada çıksın istemiyorum. Ben odamda bu kadar ses çıksın istemiyorum. Ya odası oda sanki onun özel odası değil ki sonuçta. Yurt herkesin aynı şekilde olan bir yurt odası. Evet ama bir kişi bu fikre okey verdiği zaman dördüncü olarak sen tamam şu köşeye çıkıp bulayım da böyle yemeğe gelken video çekeyim demiyorsun. İki yatağın arasında çekmen gerekiyor açı olarak. İki yatakta... Onlar sürekli şeyde mi oluyor? Odada mı oluyor? Hı hı. Online ya. He. Onlar birinci öğretim, ben ikinci öğretim. Online'sa niye sen orada kalıyorsun? Gel bu ben yerde değil, ben. Ben online... Çekil önünden! Ben online değildim. Ben açlık okuyorum. Ben aklım 5 günde gidiyorum. Online olan onlar.
E ben ikinci öğretimim. Ben gelmez zaten uyuyorlar. Abi sinir krizi ya. Yurttan gelmişim 12'de okulda. Yurda. Kız normal uyuyor. Değil mi 12'de uyuması aşkım? Aşkım okul olmadığı gün hafta sonu 8'e 9'a kadar uyumuyorlar sabah. Çünkü okul yok Şina. Sabah erken kalkmayacaklar. Mesela sen benim her fikrime karşısın ya. Aşkım ben neyse onu söylüyorum. Yalan 800 lira krem uygun fiyatlı. Gönderdim. Pahalı da şimdi. Sen mesela şimdi diyorsun ki sabaha kadar edit yapacağım, uyumayacağım diyorsun değil mi? Hı hı. E sonra ne diyorsun? Gün içinde akşama kadar uyuyacağım diyorsun. Ne demek oluyor? Ama ben uyurum. Bu ben. Okul yok. Kızları, dur kızları okul. İzliyor mu seni? Ay bir de şu var bir de. İzliyorlar mı seni? Mesela Muğla'daki kişiler beni takip ediyor ya. Ben şimdi... Peki hiç tanıyan oldu mu? Muğla, ben Muğla'da çok ünlüyüm. Küçük bir yere gidiyorum oluyorsun. Muğla'nın hadisesiyim ben. Hadise evlenecek bu arada senden önce. Ay evet ya. Nisan'da. Senden bir de önce. Kader gecesi. Okudun mu? Peki Hadise'nin şey deyip... Hani ben aşkım olursa bir daha asla sosyal medyada paylaşmayacağım deyip hemen... Neyse. Ne diyor ki? Ay elim çok şey oldu. Videoyu kapatıyorum. Aa bu arada eski evde, eski ev mi? Evdeyken şunu da söyleyeyim, reklamları atlama. Tamam videoyu buraya kadar eğlencesini izledin, reklamları atladın. Şimdi başa dön, reklamları atlamadan izle şimdi bir daha, tamam mı? Neden? Ha, eve çıkmam lazım. Kanka bu bir yıl oldu YouTube'a başladı, tam bir yıl oldu. Sen köpek gibi yalvarıyorsun eve çıkmam lazım. Ben diyorum ki 10 kalmam lazım. Olmuyor aşkım, olmuyor. Ama benim daha birinci yılım. Kim birinci yılında eve çıkıyor ki YouTube'da? Tam birinci yılım Ocak'ta doldu benim. Evet. İkinci yılımın içerisinde eve çıkıyor. Hayır be, Ocak'ta dolamaz mı? Hayır yılım. Tam... Aşkım zaten Ocak'ta benim birinci yılım doldu. Aşkım tam video atmaya başlayalı. Önceden atıp buldum ya, evet, atıp duruyordum evet. Ya. Tam böyle YouTube'a başlayalı birinci oldu. Sen hep bana karşı çıkmak için doğdun ya. Hayır ama ben de mi doldu? Edo ne yaptın birinci yılında? Ne oldu? Erevizyona katıldın. Sen ne yaptın? Ben sınavlara çalışıyordum. Bir haftama denk geldi. 56 bin oldum de. 56 bin oldum ya. Daha ne? 56 bin kişi stadyuma koşsak var ya. Dolar abi biliyor musun? Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, ne yiyeyim ne yemeyeyim. Bu videoda ne hissettiniz? Eskiye dönmüş gibiyim. Ben çünkü öyle hissettim. Yani kalbim tam evinde. Aynen ya. Ay bu rahatlık hiçbir yerde yok. Bir de şizen olacak arkada, tamam ben çıkıp gitsem. Aynen ama şizen de çok uzakta, hayatına tamamen yön veriyor. Aynen yani sen gitsin aynen. Hayır aşkım sen kalbimde kal. Arkalar sana yakışmıyor. Herkes şey diyor. Mecanın önündeyiz. Herkes şey diyor, ablan olan aşkın keşke bir bana öyle aşık olsa. Arkadaşlar olamaz mı? Bizimki doğuştan. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videoya yorum atmayı, iyi ya da kötü. Eleştiri olarak iyi ya da kötü. Kötü yorum istemiyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hadi et yapalım.